Herkese selamlar dostlar. 26 ve 27 Aralık 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle videoda tekrardan bir ideal kombinemiz var. Son ideal kombinemiz kazanmıştı. Tekrardan önermek istedim. 2 günlük bir ideal kombine. Toplamda 10 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Skor yarışmaları ve kazananlarla başlayalım. Liverpool maçında 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Raidi Çakır, Serdar Erdal, Ramazan Kuzucu isimli arkadaşımız kazandı. Fenerbahçe maçında skor kazanan arkadaşlarımız Efe ve Kanal TR. Bunlar gruba girmeye kazandı. Forma kazanan arkadaşımız da Nelöbet abi. Bunlar benimle Instagram üzerinden iletişime geçsin. İki adet de maç skor yarışmamız var. Onlardan bahsedelim. Yine 26'sı için tek bir skor yarışmamız Manu ile Aston Villa, 27'si için de Everton Manchester City. Bilen birer arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza ekleyelim diyerekten de hatta bunları bir aylık ekleyeceğiz onu da söyleyeyim sizlere. Bir ay boyunca gruplarımızda kalacak yani Ocak ayından itibaren kalacaklar gruplarımızda. Bilginize bu arkadaşlar bana Instagram üzerinden yazabilir. Her türlü soru görüş öneriyle benim doğrudan Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bilginize. Son vermiş olduğum YouTube'da bir kombine vardı. 2 günlük bir kombineydi. 2 günlük videolara böyle 2 günlük kombineler vermeyi düşünüyorum. Beğeniler de tabii ki gelirse. Son videoda kombinemiz şu şekildeydi. Tottenham'ın 2 gol atacağı ve Liverpool Arsenal mücadelesinde KG var şeklinde. idealden bir pardon bu değildi. Adana Demir'in yarı kazanırıydı. Bu YouTube katıl kombinesiydi. Adana Demir'in yarı kazanırıyla Liverpool maçının varını vermiştim sanırım. YouTube kombinemiz içeri gelmişti. Onun bilgisini vereyim. Yüksek mislerde neler yaptık? Şu yüksek mislerde son 2 gündür e, zarar yazdı. Ya, zarar yazdığını söyleyeyim özellikle. Cumartesi gününe baktığımız zaman da e, Nottingham Forest'la Bournemouth mücadelesi vardı. Ben maçın KG olmasını bekliyordum. 1.68 gibi bir oranı vardı yüksek orandan. Ama yine de yüksek oran yüksek, yüksek misli önermek istedim. 800 misli önerdim mesela. Güzel orandan içeri aldık. Fakat cumartesi günü ufak bir zarar yazar. Şu sebepten kaynaklı. Luton Newcastle maçında bir gol oldu. Yani mücadele ilk yarı Luton bir gol attı. Gelmedi mesela. Yüksek misliler fakat bu şekilde misli önererekten de devam etmeye çalışıyoruz diyelim. İdeal kombinelerimiz vardı. Solda gördüğünüz Cumartesi'nin ana kombinesiydi. Tottenham Everton mücadelesinde Tottenham'ın atacağı iki goldü. Liverpool'un mücadelesinde KG var olarak da güzel oranla 2.42 bandında bir oranı vardı bunun. Tertemiz kazandı. Alternatif kombineye baktığımız zaman da Newcastle maçından nasıl kaçmışım çok güzel kaçtım. İlk kere berabere bitmez dedim. 1.41 gibi oranlar değerlendirdim. Inter mücadelesinde de 2.5 üst bekliyordum. Mücadelede 2-0 bitti. İlk yarı 1-0, ikinci yarıda 2-0 şeklinde. O da başarısız oldu. Aynı şekilde NBA var dostlar. NBA'lerde devam etmeye çalışıyoruz. NBA maçları şimdi Noel maçları var üst üste. Böyle arka arkaya 5 tane mücadele oynanacak. O maçlara ideal, yüksek misisi vesaire hepsiyle yapmaya çalışacağız. Değerlendirecek, bize destek olacak herkesi gruplarımızda bekleriz. NBA ekstra olarak sadece gruplarımızda devam ediyor. Canlı maçlarla aynı şekilde devam ediyoruz. Gruplarımızda bugün de mesela saat 5'te Alanya mücadelesi var. Stat'tan canlı yapacağım, gideceğim mücadeleyi. Start'tan izleyerekten de canlı yapmayı düşünüyorum. Canlı maçlarla gruplarımıza hizmet veriyoruz ki herkes açık Telegram grubumuz var. Oraya da katılarak da sizler de ücretsiz olarak tercihlerden faydalanabilirsiniz diyerekten de başlayalım. Toplamda 10 adet mücadelem var. Sizlerden beğeni desteklerini ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Toplamda artı 600 seviyesinde bir destek bekliyorum. Beğeni olarak da beğenilen herkese şimdiden çok teşekkürler. Umarım ideal kombinemi bu videodaki gelir diyerekten de başlayalım. Newcastle'la Nottingham Forest mücadelesi. Nottingham'ın son maçına ben güveniyordum. Çünkü Espirito geldi takımın başına. Dediğim gibi ilk teknik direktörle maçların ilk maçlarında reaksiyon verirler. En kötü yenilseler bile gol atarlar ki iki tane gol attı. Ya benim de beklentim o yöndeydi. 2-2'lik bir skor bekliyordum ben. 3-2 Bournemouth kazandı. Newcastle'ın son mücadelesini izledim. Luton mücadelesine tek bir canlı yaptım. O da neydi? Luton'un bir golünü aldım tertemiz geldi. Çünkü Luton ilk 10 dakika sadece Luton oynadı o maçta. Bak golü yedikten sonra Newcastle reaksiyon verdi ve bence oynamış oldu ve bulmuş olduğu pozisyonlar yüzdelik açısından net pozisyonlar değildi ve yetersiz bir oyun vardı Newcastle tarafında. Fakat ya yani bu maçta gerçekten düzelmesi lazım Newcastle'ın. Ben burada Newcastle'ın kendi evinde atacağı iki golü değerlendirdim. Ev bir 1.5 üstün buradan idealden 1.44 bandından idealden değerlendirebilir. Newcastle kendi evinde bir reaksiyon mücadelesi oynayabilir ve kendi evinde biraz daha farklı oynayan bir mücadele. Adana Demir'e benzetiyorum yani. Deplasman ve Adana Demir. Adana'nın da sıkıntılı ya. O tarz bir mücadele olabilir. Onun dışında biraz da yüksek oran vermek gerekirse Nottingham Forest tarafından da gol gelebilir. Ve şunu bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Matsun'u 1 ve KG var yaparsanız da 2.43 gibi oranı var arkadaşlar. 2-1 3-1 ayarında Newcastle kazanabilir bu mücadeleyi. Bournemouth'la Fulham mücadelesi. Fulham 5-5 e attıktan sonra son iki maçında gol bile atamadı arkadaşlar. Yani Nifkes'i e, Nifkes diyorum Fulham. E, o yüzden e, bu maçta ekstradan bir yani gol atamadıkça takımlar böyle gol atmaya ekstra riskler alabiliyor. O yüzden Fulham tarafından bir gol bekliyorum ben burada. Bournemouth'la maşallah galibiyetleri alarak devam ediyor. Kaçıncı oldu bunlar ya? Son zamanlarda çok galibiyet aldı. 12. sıraya kadar yükselmişler. Son dönemde şu Natin Forest mücadelesinde bile galibiyeti çıkarmasını bildi. Rakip 10 kişi kalınca tabii ki. Ama zorlandılar. Güzel mücadeleydi gerçekten. Dostlar bu maçta da benim tek beklentim KG var olacak. Ama şunu söyleyeyim. 1.45 gibi oranı var. Kendi evinde Bournemouth çok golcü bir takım değil. Genel olarak istatik bazında baktığım zaman da 10 maçta 9 gol. 9 maçta 9 gol mü ne atmış? Fulham da aynı şekilde. Deplasman'da da 9 maçta 9 gol mü ne atmış? Yani çok fazla gollü olmayabilir. Ama bence 1-1 skora çok güzel uygun bir mücadele. KG var'dan idealden aldım. Eğer ki biraz daha yüksek oran isteyenler varsa mücadele genelinde 1-1 skora göre de 2-3 gol bandında 1.82 gibi orandan da değerlendirebilir. O da benim ekstra yüksek oranlı tercihimdir. Southampton'la Swansea City mücadelesi. Ben burada ev sahibinden yanayım. Ev sahibi burada baskılı bir oyun oynuyor. Özellikle ileride 3-2 şeklinde oynadığı zaman da baskılı bir oyundan golleri bulabiliyor. Ki zaten kendi evinde 2-3 gol ortalamasıyla oynayan bir takım Southampton takımı. Ve yani üst sıralara çıkmak istiyor. Baktığımız zaman da puan durumunda da 1 ve 2 oturma şansları da var ki bu hafta Leicester'la Ips için mücadelesi var. Onlar birinci ile ikinci bir maç yaparken alt sıralarla Leicester United, Southampton gibi takımlar da doğrudan kazanmaya odaklanacaklardır. Burada maç sonu almak sıkıntılı. Ben burada tek tercihim olarak ev sahibi, ev sahibi Southampton'un burada atacağı iki golü ev sahibi 1.5 üstü ideal orandan değerlendirdim. Değerlendirecekler bol şanslar Bölne ile Liverpool karşılaşması. Liverpool mücadelesinde şöyle bir beklentim var. Liverpool tarafının kazanmasını bekliyorum. Son mücadele 5'e 2 geldi. Atamadı. Direğe vurdu Arnold. Berabere bitti 1-1 gibi skorla. Maçı kazanmayı hak eden taraf bence Liverpool tarafıydı. Yani galibiyeti kaçıran tarafın ben Liverpool olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada mutlak bir galibiyet bekliyorum. Fakat bu galibiyet, bu galibiyet nasıl geliyor ama Avrupa bir alsın. Maç sonu 2'ye 1.40 bandında bir oranı var zaten. 1.38'in bir oranı var. Liverpool düz galibiyeti alınabilir. Ama ben nesine için de şöyle bir öneri yapmak istiyorum. Mücadeleye 4.5 altında 2 yaparsanız da bunun oranı arkadaşlar 1.70 bandında. Tek tercihim. Mücadele Liverpool kazanır. 2-0 ayarında veya 2-1 ayarında belki. Gol de yiyebilir belki. Ama 2-0 ayarında bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. 4.5 altında 2-1.70 gibi orandan sizlere doğrudan öneriyorum. Alittiyat'la Alnas mücadelesi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sizlere. Geçmiş maçlara bakarak yorum yapmayın. Geçmiş maçlara baktığımız zaman da Alnas'ın hiç böyle bir kadrosu yoktu. Altyapı sürekli üstünlük kuruyordu kendi evinde. Hatta aralarında oynanan son 10 maçına bakın. Alnas'ın deplasmanda daha galibiyeti henüz yok. Fakat Alnas'ın kadrosu şu an uzay seviyesinde. Gerçekten uzay seviyesinde. Alittiyat'ta şimdi şey yazmışlar. Ronaldo Benzema derbisi de yani. Böyle bir derbi yok anasını satayım. Uydurmayın yani. Neyse. E, Ali İttihat'ın ben burada ya, kadro olarak baktığımız zaman da 3 tane sağlam oyuncusu var. Yani Benzema, Kante bir tane daha vardı savunmada sanırım. Onun dışında çok transfer yapmadı ama Al yani hücum attı, orta saha hücum attı. Gerçekten yanıyor ki bekler de Alex Telles, Kalemale gerçekten başarılı. O yüzden ben burada Al tarafındayım. Ki e, şu an Ali İlal'den bir maç eksik. Onlar da 7 puanı düşürmek isteyecektir mutlaka. Ama kendi evlerinde 3-0 mağlup oldu. Ya bunun rövanşı da var tabii ki. Anlasını ben burada doğrudan galibiyetini bekliyorum. E galip gelirken de 1.5 üstünde bir galibiyet neden olmasın diyelim. Onun oranı var mı? hiç bakmadım. Direkt 2 olarak yazmışım. 1.53. Oranı arttırmak isterler. Matson 2 ve 1.5 buçuk üst yapabilir ama ben idealim. Doğrudan Matson 2 anlasının galibiyeti olacak. İsviç tamamen Leicester mücadelesi. Burada birinci ile ikincinin karşılaşmasını ve yüksek tempolu bir mücadele bekliyoruz. Bakın eminim yani şu dünkü Galatasaray Fenerbahçe derbisinden çok daha etkili olacaktır. Yani derbi hakkında rezil bir mücadele. Bir de ufaktan konuşalım şıtırdan. Yani insanlar yani ben şunu söyleyeyim Sivas'tan ne bileyim Türkiye'nin her yerinden bilet alıp o maça giden Fenerbahçeliler vardır yani çok eminim bundan. Ne beklentilerle gittiler ne gördüler. Yazıklar olsun diyecek hiçbir şey yok. Hakeme de yazıklar olsun anasını satayım Arda kardeşler. Ya sen ne rezil bir hakemsin. Bütün ikili mücadelelerde çalınır mı be? Ya top oyuna 42 dakika Dünya izliyor top oyuna 42 dakika kalmış anasını satayım. Yazıklar olsun ya. Bu maç daha iyi bak. Bu maç her türlü daha iyi olacaktır. Tempo olaraktan, pozisyon olaraktan da zengin bir mücadele olmasını bekliyorum. Birinci ve ikinci mücadelesi birbirlerine baktığımız zaman da puan olaraktan da özellikle İspis için kendi evinde olması kaynaklı. Yani Birinciye yaklaşmak isteyecektir. Fakat Leicester'ın kadrosu daha kaliteli tabii ki. Ben burada idealden var aldım. Mücadelenin golü geçmesini bekliyorum. Karşılıklı gelecek goller 1-43 gibi oradan değerlendirdim. İdeal olarak da aldım. Başka bir tercih yapmadım. Manchester United ile Aston Villa. Bu maçın maç konu sizlere sorduk. Aston Villa. Baba bak şike yok demeyin. Bak vallahi şike yok demeyin. Evin, evinde, evinde Arsenal'ı yen. Manchester City'yi yen. Bak gitse Brentford'a falan beraber kalsa evinde bir şey demeyeceğim. Ama Sheffield'ı yenersin abi. Bak Sheffield'ı harbiden yenersin. Yani Premier Lig'de güzelliği şu herkes birbirini yenebiliyor vesaire ama Aston Villa o oyunla Sheffield'ı yenersin abi. Bana bunu anlatma. Yani her türlü bir dalga dümen dönüyor. Premier Lig'de özellikle adam ceza sahasında smaç basıyor penaltı vermiyorlar. Ars Liverpool mücadelesinde. Çok saçma şeyler görüyoruz Premier Lig'de. Özellikle görmediğimiz şeyleri görmek daha bir can sıkıcı. O yüzden ben burada bilmiyorum. Yani şunu önereceğim. Aston Villa tarafındayım. Aston Villa'nın burada herhangi bir yarayı kazanırı. Deplasman herhangi bir yarayı kazanır. Oranla 1.60-1.70 bantlarında. Deplasman'da da olsa Aston Villa United'a göre daha iyi futbol oynuyor. Adam akıllı oynarsa burada Aston Villa'nın ben maçı bile kazanmasını bekliyorum. Fakat idealden de burada Deplasman bir yarayı kazanır. Oranı gayet güzel 1.60-1.70 bantlarında. 27'sine geçtik. 3 adet mücadelemiz var. Aynı şekilde sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Artı 600 seviyesinde. Chelsea maçıyla başlayalım. Bakın Chelsea'nin son mücadelesine ne aldım ben? 2-3 gol. Başka hiçbir tercih yapmadım. 2-1'de yenildi. Süper oldu. Ama Chelsea tarafında en geldi. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncuydu. Leipzig. Chelsea'ye gelince sevinmiştim. Golünü de attı. İlk Premier Lig mücadelesinde golünü de attı. Çok güzel. Ama Chelsea kaçırmış olduğu bir tane pozisyon var. İzlediğiniz mi bilmiyorum. Maçın özetini izleyin en kötü. 3 kişi gidiyor abi. Sterling kaleciyle karşı karşıya. Sağda Palmer'la biri boş koşuyor. Pas vermiyor. Kaleci çıkarıyor. Abi orada pası vereceksin. Orada pası vereceksin atsınlar golü. Ben burada Chelsea'nin galibiyetini beklesem de bu Chelsea'ye hiçbir zaman güvenemiyorum. Yani o hareketlerinden kaynaklı. Tek tercihim 2-3 gol bandıdır. 2-3 gol bandını tek başına alırım. İdeal olarak da gruplarda öneririm. Tekli olarak da 2-3 golü veririm. Brentford'la Wolves mücadelesi. Şimdi bu maçta kaçamak bir tercih yaptım çünkü gerçekten Wolves takımının büyük takımlar, yeni küçük takımlara veya şöyle söyleyeyim, Brentford küçük takım değil de yani büyük takımlarla oynamış olduğu maçlarda galip alırken küçük maçlarda takılma sıkıntısı yaşıyor. Orta seviye iki maçlarda diyelim. Brentford da oynayacaklar. Brentford'da durumu pek iyi değil. Benim buradaki tercihim çok güzel ve gelmesini de bekliyorum. Mücadelenin ilk yarısının berabere bitmesini beklemiyorum. İlk yarı 1 veya 2 çifte şans. Kim alırsa alsın umurumda değil. Fakat ilk yarı beraber bitmesin. Oran 1.42 bandında oranı var. Tek ideal olarak yazdım. İlk yarı 1 veya 2 çifte şans. İlk yarı beraber bitmesin benim için yeterli. ideal seviyede bir oranı var. Everton Manchester City karşılaşması. Bu maçın da skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Dostlar benim beklentim City'nin burada galibiyeti. Haaland bu maçta dönebilir. Bakın dönecek demiyorum. Fakat Haaland bu maçta bir sakatlığı vardı. Bu maçta dönebilir. Artık City'nin de şampiyonluk yarışında yani muazzam bir şekilde geride kaldığını söyleyebilirim. Maç eksiği de var. Aldığı zaman burada çıkacak yine üstlere doğru çıkacak da. Üst taraflardan oyun olaraktan en azından geriye geride kaldığını söyleyeyim. Ben burada City'nin deplasmanı Everton maçları her zaman zor olsa. Maçın da indeks beklentisi de bu arada bir birlik bir beraberlik. Ama ben burada City'nin kalibiyetini bekliyorum. Maç sonu 2'yi idealden öneririm. 4.5 altından 2'yi de burada sizlere 1.85 bandından önermek isterim. 4.5 altından 2'yi de sizlere değerlendirebilirsiniz. Şimdi dostlar 2 günlük video 10 adet mücadelem vardı. Bir adet de ideal kombinem vardı. Şimdi ideal kombinem ekrana gelsin. Arkadaşlar bunlar aynı oran. Şöyle aynı maçlar. Bir tanesi düz almak isteyenler için daha az riskli. Ben ama 3.42'nin de gelmesini bekliyorum. Hem Liverpool'un galibiyeti hem de Sisi'nin galibiyeti 1.30, 1.48, 1.92 oran eder. Bu benim idealim olsun sizlere önerebileceğim. 3.42 orana baktığımız zaman da şu yönde 4.5 altında 2 Liverpool'a bekliyorum. 2-0 ayarında bölüneye karşı. E, Steam'de bu da 4-5 tane atacağını sanmıyorum zaten oyun olarak geriye düşmüşken de 4.5 altısını 2 ile onu önerdim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Sizlere önerebileceğim kombine budur arkadaşlar. Değerlendirecek herkese bol şanslar. İdeal kombinem budur. Eğer ki beğeni ve yorum desteği güzel gelirse aynı şekilde sizlere ideal kombinler önermeye devam ederim. Değerlendirecekler bol şanslar. video like atıp kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.